Gökçekil'e sağlıklı yaşama hoş geldiniz. Bitkilerin gücüyle tekrar karşınızdayız. Bugün sizlerin de çok yakından tanımış olduğu Herbalist İbrahim Gökçekil ile beraber olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bugün yine bitkilerimiz var. Rengarenk otlarımız var. Bugün obeziteden bahsetmek istiyorum. Kilo neden alınıyor? Obeziteye iyi gelen bitkiler var mı zayıflamaya yönelik? Veya piyasada bulunan kapsüllerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet. Günümüzde insanlar hızla kilo alıyor ve dünyada obezite hızla yayılıyor. Milyonlarca insan, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa olmak üzere insanlarda aşırı kilo problemi var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların %80'i, Avrupa'da yine insanların %80'i obez, yani aşırı kilolu. Türkiye'de de özellikle büyük şehirlerde masa başında çalışan insanlar da genellikle hareket yapmayan, spor yapmayan insanlar ve çok abur cubur yiyen, sağlıksız beslenen insanlarda aşırı kilo problemi var. Maalesef tempolu çalışma, koşuşturma, büroda veya iş yerinde çalışma nedeniyle insanlar artık Türk tarzı eski mutfak beslenme türü beslenmiyor. Ne yapıyor? Abur cubur, Evet ayaküstü, hocam. fast food tarzı beslenmeler. Hamburger, cheeseburger vesaire vesaire. Bunlar hamburger, cheeseburger veya kola, bütün bunlar beyaz un mamulleri vitamin, mineral, enzim, lifli madde içermiyor. Direkt şekere dönüşür. Direkt şekere dönüşür. Vitamin, mineral, enzim ve lifli madde içermediği için pankreası yoruyor. Ve bünyemiz kandaki şeker oranı yükselmesi nedeniyle karaciğer ve hücre merkezlerindeki mitokondrin içerisinde glikoz yani karbonhidrat yağa dönüştürülüyor. Evet. Depolanıyor fazla olduğu için şeker. Eskiden bu kadar yanlış beslenilmiyordu. İnsanlar köyde veya çalışıyordu. Bahçelerinde domateslerini, Evet. biberlerini alıp yerler, değil mi hocam? Şimdi her şey hazır. Yani dışarıda köyde çalışan bir insan yoruluyor. Tabii doğal besleniyordu. Kilo problemi de olmuyordu. Olsa da bugünkü gibi değil. Doğal beslenmediği için insanlar aşırı bir şey. Şimdi ben bununla ilgili yıllarca obezite ile ilgili çalışmalar yaptım. Evet. 20 yıl önce Gökçek Diyet diye bir ürün ürettik biz. Maydanoz ve 19 çeşit maydanoz suyu ve 19 çeşit bitki Maydanozun özel bir zaten formül. binden birçok yanı var hocam. Evet. Bunu kullanan herkes memnun. Fakat dediler ki ya biz yanımıza sıvı taşıyamayız. Yok mu bunun Daha kolay yolu basit kapsülü. bir formülü? Var dedik. Önce Funda Forte, Maydanoz Forte, Kuşkonmaz Forte diye ürünler, şeyler, formüller geliştirdik. Funda Forte, Maydanoz Forte, Kuşkonmaz Forte zayıflatıyor. Bu gördüğünüz kuşkonmaz, tel gibi incece olduğu için ismi kuşkonmaz. Bunun birleşimindeki asparagin kansere dahi etkili olduğu klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Bu nedenle asparagini bazı firmalar madem kansere karşı ile etkili biz bunun hapını, damlasını, derecesini yapalım dediler. Denediler. Kansere iyi gelmediği gibi zarar oldu. Çünkü sentetik olarak yapılan, üretilen asparaginle kuşkonmaz kökünde bulunan asparagin aynı özelliklerde değil. Sentetik olan zararlı, kuşkonmaz kökünden elde edilen asparagin faydalı. Hem zayıflatır hem kansere karşı etkili. Maydanoz ekstraktı yine aynı şekilde. Yani yıllardır biz Gökçek Diyet, Funda Forte, Kuşkonmaz Forte, Maydanoz Forte gibi formüller geliştirdik. Artı tonik de zayıflatır. Fakat Geliştirmiş olduğunuz herhalde daha farklı bir ürün evet var hocam. yeni bir formül geliştirdik. Garcinia Forte. Nedir hocam o? Zayıflamaya yönelik mi? Evet, dünyada bugün Garcinia Doğu Asya'da, Güneydoğu Asya'da Alabilir miyim hocam? alabilirsiniz. Buyurun.
İçinde neler vardır? Garsinya dediğimiz bir mandalina büyüklüğünde turunçgillerden bir meyve. Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde çok yoğun olarak bulunur, yetişir. Garsinya'nın birleşiminde çok özel bir madde vardır. Nedir? Hidroksi sitrik asit. HCA. Hidroksi sitrik asit. Neye yarıyor hocam o? Söylemiş oldunuz. Hidroksi sitrik asit çok çok önemli bir madde. Ne işe yarıyor? Hidroksi sitrik asit karbonhidratlı besinler, un mamulleri, tatlılar, kola, gazoz gibi tatlı içecekler, meyve suları, bütün bunlar karbonhidrat içeren her şey bünyemiz neye dönüştürüyor? Yağ dönüştürüyor, depoluyor, depoluyor. İşte burada depolamayı önleyen bir madde var. Garsinya. Yani garsinya. Bu garsinya. Yağ yakıcı gibi hocam o zaman. Garsinya nedir? Garsinya portakal mandalina büyüklüğünde bir meyve. Bunun birleşimindeki hidroksi sitrik asit HCA hücre içerisinde mitokondrin denen enerji merkezleri var. Buna atom santralı diyebiliriz. Mini atom santralı veyahut da buna soba diyebiliriz. Sobaya nasıl odunu, kömürü atıyorsunuz, yakıyor. Hücre merkezlerindeki mitokondrin içerisinde de ATP yanarak enerjiye dönüşüyor. Yani glikoz burada bir dönüşüm geçiriyor. Fazla glikoz, şeker ne oluyor? Bir, iki şekle dönüşür. Yağ dönüşür, depolanır. Evet. İki, glikoz bünyemizde, hücre içerisinde glikoz olarak değil, glikojen olarak depolanır. Bu da şekerin bir türü. Tekrar harcanması gerektiği zaman glikoza dönüştürülür. İşte burada karbonhidrat yediği zaman kişi karbonhidratı yani şekeri yağa dönüştürülen çok önemli bir enzim var. Asetil koenzim. Asetil koenzim bu enzimi garsinyanın birleşimindeki hidroksi sitrik asit HCA frenliyor. Hocam şey diyebilir miyiz? O 3 üretmiş olduğunuz kapsülü garsinyada birleştirmiş olabilir misiniz? Oraya gelmedim. La ilahe illallah Muhammed Resul, çok sabırsızsınız ya. Maşallah nasıl uyanın? Tabii ki. Yani Kayserili'yiz. Öyle zeki oluyor. Biraz zeki oluyor Kayseriler. O zeka var elhamdülillah. Peki şeyle ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Diğer üretilmiş kapsüllerle ilgili diğer firmaların. Dur, oraya gelmedik. La ilahe illallah Muhammed Resul. Acele yok, acele yok, acele yok. Şunu anlamak gerekir. Mantı, makarna, börek, çörek yerse, kola, fanta vesaire içerse, yani tatlı meyve, tatlı hamurlu tatlı yerse veya tatlı içecek içerse, glikoz içeren yani şeker içeren her şey yağa dönüşüyor. Bu da depolanıyor. Kişi obez oluyor. Bu dönüşümü tetikleyen bir enzim var. Nedir? Asetil koenzim. Bu enzim karbonhidratı yağa dönüştürüyor ve vücuda depoluyor. Garsinya'nın birleşiminde de bir madde var. Nedir? Hidroksi sitrik asit. HCA. Hidroksi sitrik asit. Ne yapıyor? Asetil koenzimini yani şekeri yağa dönüştürülen enzimi frenliyor. Hop dur diyor. Ve böylece kişi yemek normal yemesine içmesine devam etse bile karbonhidratlar, karbonhidrat, yağ yani şeker, yağ dönüşmediği için neye dönüşür? Glikozun bir türevi olan glikojene. Glikojen de hücre merkezinde, hücre içerisinde belli bir seviyeye geldiği zaman ne oluyor? Hücre diyor ki hop yeter artık, ben doydum. Beyne sinyal gidiyor, diyor ki beyne yeter artık yeme. Beyin de kişiye doymuşluk hissi veriyor. Tamam bitti yeme artık.
Kişi 3 tabak yemek yiyorsa 1 tabak yemekle doyur. Çok güzel hocam. Harika. Ne yapıyormuş? 3 tabak yerine 1 tabak yiyoruz. İsteseniz de yiyemiyorsunuz. Garcinia Forte yemekten yarım saat önce aldığı zaman kişi yemekten yarım saat önce aldığı zaman ne yapıyor? Hem yağları yakıyor hem de zayıflamaya yönelik. Hem yağları yakıyor. Bir, yağları yakıyor. İki, karbonhidrat içeren besinleri yağa dönüşmesini engelliyor. Glikojen olarak depoladığı için glikojen de belli bir seviyeye gelindiği zaman beyne sinyal gidiyor. Yeter bu kadar enerji diyor. Bu neye benzer? Arabanıza benzini dolduruyorsunuz. Sinyal var oradan. Diyor ki arabanın doldu artık. Fazla doldurma, taşıyor. Bunun gibi. Doldu. Enerji doldu. Glikojen dolu. Hücre merkezinde, içerisinde. Yağ dönüştürmüyor. Yağ dönüşümü engel, sebep olan asetil koenzim denen enzimi Garcinia engelliyor. Kim diyor bunu? Bunu Amerikalı ilim adamları Amerika Birleşik Devletleri'nde önce normal olarak insanlar diyet yaptırılmış, zayıflamış. Klinik araştırmalara göre. Diyet yapıldıktan sonra diyeti bıraktıkları zaman tekrar kilo almışlar. İkinci safha 3 ay sonra tekrar aynı hastalara bu sefer Garcinia ile diyet yaptırmışlar. Kilo veriyor, tekrar kilo almıyor. Garcinia'yı bırakmasına rağmen kilo yine almıyor. Kilo almıyor. Aradan aylar geçiyorlar, tekrar kontrol ediyorlar, kilo alma yok. Hocam bu araştırma nerede yapılmış? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir, iki. Yine Danimarka'da 28 hasta üzerinde aynı şekilde normal diyet yaptırılıyor. Hastalar yani obez, kilolu kişiler o diyeti bıraktıktan sonra tekrar kilo alıyor. Ve kilo obez diyetin hiçbir anlamı kalmıyor. Evet. Garcinia ile yapmış oldukları tedavi denemesinde ise ortalama ayda 8 kilo verdikleri belgelenmiştir. Danimarka'da yapılan klinik araştırmasında. Çok iyi hocam. Çünkü bayanların en büyük sorunu kilo verdikten sonra tekrar kilo almak. Bugüne kadar bütün dünyanın bütün ülkelerinde fark etmez ABC üretilen bütün ürünlerin bitkisel veya kimyasal diyet ürünlerinin bıraktığınız zaman kilo alırsınız. Neden? Çünkü problemin kaynağına inilmiyor. İlk defa dünyada en etkili bir ürün üretildi. İlk defa. Garcinia. Garcinia. Bunun şu şeması, şema. Bir meyve midir hocam? Metabolizmada meyve, mandalin gibi bir meyve. Bu şema şurada karbonhidratlı yani mantı, makarna, börek, çörek, ekmek, elma, armut, meyve, zepse. Şey, karbonhidrat içeren bir şey yediniz. Neye dönüşür? Yağa dönüşür. Bunu yağ olarak evet. Depoluyor. Yağ olarak depoladığı için kişi doymak bilmiyor. Yiye de yiye. Yiye babam yiyor. Doymak bilmiyor. Fakat burada bu aradaki asetil koenzimi Garcinia'nın birleşimindeki hidroksi sitrik asit HCA hidroksi sitrik asit ne yapıyor? Bu enzimi durduruyor, frenliyor. Böylece depolama, yağ olarak depolama frenleniyor ve kişide tekrar glikojen yani şekerin depolanmış halini glikojen denir. Glikojen oranında belli bir seviyeye geldi mi beyne sürekli hücreler sinyal gönderir. Artık taştı yeter ve beyin de emrediyor artık doymuşluk hissi uyandırıyor. Kişide yiyemiyor. 3 tabak yemek yiyen kişi artık 1 tabak yemekle doyuyor. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. 212 alan koduyla 621, 21 ve 65 nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Hocamıza sorularınızı sorabilirsiniz. Hocam günümüzde biraz önce sormuş olduğunuz soruya cevap vereyim. Günümüzde birçok firma ABC ismi evet, önemli değil. Evet hocam. Ne yapıyor? Acı çehre dediler. Aktiken ishal yapar. Aktiken zayıflatmaz. İshal yaptığı için insanlar kuru verdiler.
Kullananlar ishal olunca 1-2 kilo veriyor. Aa, zayıfladım diyor önce. Fakat sonra ishal kesiliyor, bünye alışıyor. Acı çehrenin zayıflatmadığı belgelendi. Acı çehreden birçok insan Türkiye'de insanları dolandırdı. Hocam ben bir de şeye dikkat ettim. Mesela aktarlara gittiğimiz için bayanlar hep giderler. Zayıflama ürünlerin çoğunda ishal yapıcı özelliklerine bakıyorum. İnternette araştırdığım zaman hep ishal yapıcı. Yani ishalden dolayı kişiler kendilerini zayıf hissediyorlar. İshal olduğu zaman Allah korusun tehlikeli ishal olduğu zaman genelde vitamin, mineral, enzim kaybı, vitamin, mineral, enzim kaybı önce halsizlik, dermansızlık, yorgunluk bitkinliğe sebep olur. Evet. Bağışıklık sistemi çöker. Yani çok tehlikeli olabilir. Bu nedenle sürekli ishal yapıcı ürünlerden uzak durmak gerekir. Ha, piyasada önce 4-5 yıl önce acı çehre dedi bazı uyanıklar kimyasal madde katarak insanları zehirlediler. Sonra altın çilek çıktı. Altın çilek meyve. Glikoz içeren bir meyve. Kilo yapar. Buradaki söyledim. Nasıl kilo yapıyor? Şeker. Meyve. Glikoz içeren meyve. Şeker. Şeker ne yapıyor? Yağ dönüşür. Meyve de kilo yapar. Evet. Ne yaptı? Altın çileği zayıflatmadığı sonra da ortaya çıktı. Altın çilek dedikleri o ürünlerin içerisinde sibutramin denen kimyasal madde kattılar. Kalp ritmini bozan metabolizmayı hızlandırıyor. Evet. Diyelim ki kişinin nabzı dakikada 70 defa atıyorsa 80-90'a çıkıyor. Sürekli kalp ritmi bozulduğu için ne oluyor? Sürekli sırtında bir çantayla hafif koşu yapıyormuş gibi düşünün bir insanı. Bu tempo ile sürekli koşarsa insan hiç durmadan ne olur? Kalbi iflas eder, ölür. Nitekim ölüm vakaları oldu. Acı çehre, altın çilek, mango gibi, Afrika mangosu gibi ve acı biber. Bu ürünlerde diyabet zayıflatıyor diyerek ortaya çıkanlar, bunun dördü de zayıflatmaz. İçerisine kimyasal madde kattılar, insanları zehirlediler. Ben televizyonlara çıktım, anlattım. Bazıları dinledi, bazıları dinlemedi. Tabii kimseye ulaşamıyoruz. Şu anda dinlemeyenler çok zararını gördü. Evet. Ama bu Garcinia farklı. Neden farklı? Hiçbir bitkide, yani diğer bitkilerde de vardır. Evet. Hidroksistrik asit. Metabolizmadaki, yani bu çağda insanlar sağlıksız beslenme nedeniyle kepeksiz undan beslendiği için beyaz un, vitamin, mineral, enzim, lifli madde içermediğinde direkt şekere dönüşüyor. Direkt şekere dönüşen beyaz un mamulleri ve meyveler ne yapıyor? Yağ olarak depolanıyor. İşte bunu ilk defa dünyada Garcinia en etkili, en doğal bu metabolik anormalliği önlüyor aslında. Normala dönüştürüyor. Metabolik anormallik. Buradaki asetil koenzimi frenliyor. Frenlediği zaman şeker yağ olarak depolanmıyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde, Çin'de, Avustralya'da, Danimarka'da yüzlerce klinik araştırmada insanlar üzerine denenmiş. Ha, bizim üretmiş olduğumuz Garcinia Forte diğer firmalarınkinden farklı. Neden farklı? Sadece Garcinia değil, bir, maydanoz ekstraktı. Metabolizmayı hızlandırır ama kalbe zarar vermez. Diüretik özelliklere sahip. Vücudu ödeme atıcı, vücudu zaten temizleyici, arıtıcı. Zaten maydanozun binden bir çok yönü var hocam zayıflamayla evet. ilgili. Biz onu zaten 20 yıldır çalışıyorduk. Gökçek diyeti ilk bu zaman üretmiştik 20 yıl önce. Peki hocam, Gökçek diyetle beraber mi önerirsiniz, tek mi? Nasıl kullanıyorlar? Sevgili seyircilerimiz de merak ediyorlardır muhakkak. Evet, güzel bir soru. Yalnız şimdi kişide bağırsaklarında mantar, midesinde efendim gastrit ülser varsa ülser veya gastritin tedavisi gerekir. Gastrit ve ülser tedavi edilmeden gastrit veya ülser tedavi edilmeden tedavi olamazsınız. Gastrit ve ülser. Gastrit varsa tonik, bağırsaklarda mantar varsa aloe vera jel veya kortisep. Çin tırtır mantarı. Bağırsaklarda mantar varsa... Hocam geçen hafta da işledik. Çok güzel bir ismi var. Kortisep. Çin tırtır mantarından elde edilir.
Bu nedir? Bitkisel antibiyotik. Çin'de 1200 yıldır bitkisel antibiyotik olarak kullanılıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Mantarı yok eder. Bu bir mantardır. Bitkisel mantar. Bağırsaklarda oluşan mantarı. Bağırsaktaki mantarı yok eder. Yani vücudun her tarafındaki bağırsaktaki mantarı yok ettiğiniz zaman vücudunuzdaki bütün mantarlardan kurtulursunuz. Bir, Çin'in bağırsaklarından mantar varsa kurtulması gerekir. Aksi takdirde zayıflayamaz. İki, midesinde gastrit veya ülser varsa tedavi olması gerekir. Aksi takdirde zayıflayamaz. Bu nedenle kişi mutlaka konuşmak gerekir. Tonik aloe vera jel, Garcinia Forte. O zaman size danışmadan almıyorlar mı hocam? Yani rahat, mide bağırsak rahatsızlığı yoksa Garcinia Forte yeterli. Mide bağırsak rahatsızlığı yoksa Garcinia yeterli. Garcinia dünyada birçok klinik araştırma yapılmıştır. Başta Çin, Avustralya, Amerika, Danimarka gibi ülkelerde. Bu klinik, her klinik araştırma basit geçiyoruz. Mesela diyelim ki Danimarka'da yapılan 28 kişi üzerinde yapılan klinik araştırması aylarca insanlar gözetimde hastanede bir kişinin bir günlük hastane masrafı kaç bin dolar? Evet. 28 kişinin hesap edin milyon dolarları buluyor bir kişi. Bir klinik araştırması. Sıradan bir araştırma değil bu. Doğru hocam. Aylarca insanlar gözetimde, denetimde, sürekli kontrolde, hastanede. Yani milyon dolarları buluyor bir klinik araştırması. Peki Garcinia'yı ne kadar kullanmak lazım? Sevgili seyircilerimize soruyorlardır muhakkak. Garcinia, yani şimdi kişi şuna bağlı. Yavaş tempoyla zayıflamak istiyorsa günde 3 ila 5 defa yemekten yarım saat önce bir kapsül kullanabilir. O biraz tempoyu hızlandırmak istiyorsa 2 kapsül alabilir. Daha hızlı zayıflamak istiyorsa 3 kapsül alabilir. Hiçbir yan etkisi yok. Kimyasal madde yok. Tamamen doğal. Ne var içerisinde? Efendim Garcinia. Garcinia. Guarana. 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 Garcinia mı demek hocam? Hayır, guarana ayrı başka bitki. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Garcinia kakaova benzer bir bitki. Kolombiya, Venezuela, Brezilya gibi ülkelerde bizde nasıl kahve içilir, orada da guarana içerler. Öyle mi? Tropik ülkelerde çok sıcak, dayanılmaz uyku olduğu için uyku kişi uyutmaz. Yani öyle bir özelliği var. Guarana. Türkiye'de pek bilinmiyor. Bu da zayıflatıcı. Kuş konmaz. Kuş konmazın biraz önce bahsetmiştim. Kökünün ekstraktı. Maydanoz ekstraktı. Funda ekstraktı. Enginar ekstraktı. Mısır püskülü, kiraz sapı, ayrık kökü, at kuyruğu otu. 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. 19 çeşit. Neden 19 çeşit? Bazıları gram, bazıları nanogram. Bizim ürünlere taklit eden çok. O nedenle taklit etmesinler diye çok özel bir formül geliştirdik. Bazıları çok uyanık. Bazı firma mesela bir firma bizim iksir ve tonin. Cemre iksir, cemre tonik diye taklit etti. Sahtesini yaptı. O nedenle bizim cemre iksir, cemre tonik'in taklidini yaptı. Başka bir firma. Taklit eden de doktor. Ama doktor bu konuda ilmi, bilgisi olmayan birisi. Utanmadan önce geldi bana ortaklık teklif etti. Kabul etmedim. Baktım, araştırdım. Biraz kalpazan birine benziyor. Yani doktorların da maalesef içerisinde böyle insanlar var. Aylar sonra bizim ürünün taklidini yaptı. Ne oldu? İçeriğini bilmediği için onların üretmiş olduğu ürünü yanlışlıkla kullananlar hastanelik oldu. Hocam siz kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 2013, 33 yıl oldu. 33 yıl. Elhamdülillah. Yani peki doktorluğun yanında alternatif tıpın bitkilerle tedavisini veriyorlar mı doktorlara? Bilginiz var mı? Şimdi Türkiye maalesef fitoterapide çok çok geri. Dünyada 150-200 yıldır geriden takip ediyoruz. Almanya'da hemen hemen her doktor aynı zamanda fitoterapi uzmanı. Bitkisel tedavi uzmanı. Orada Almanya'da doktorlar ayrıca fitoterapi yani bitkisel tedavi üzerine eğitim görürler. Yani sadece Avrupa değil, Türkiye'de Amerika'da, yoktu. Avrupa'da, Asya'da sadece Türkiye'de fitoterapi ile ilgili henüz bir çalışma yok. Almanya'da eczaneye satılan ilaçların %80'i bitkiseldir. Türkiye'de henüz %1 değil. Şimdi Garcinia hiçbir yan etkisi yok. %100 doğal.
kişi günde 3 defa veya 5 defa alabilir. Evet. 3 defa birer kapsül, 3 defa 2 kapsül veya 3 kapsül çok hızlı zayıflamak isterse herhangi bir yan etkisi yok. Sadece artı bu yağın şekerin glikoza dönüşmesini, yağ dönüşmesini önlediği gibi hücredeki glukoz oranını, glikojen oranını artırdığından diyet yapanlarda halsizlik, dermansızlık, yorgunluk olur. Burada halsizlik, dermansızlık, yorgunluk olmuyor. Neden? Çünkü hücre içerisinde glikojen oranı yüksek, düşük değil. Evet. Diyet yapan insan da yeterince vitamin, mineral, enzim alamadığı için halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalır. Kilo vereceğim diye uğraşır. Mesela benim tanıdığım bir bayan kilo vereceğim diye uğraşır. Böyle özel bir şıkman almış. Zayıflama, koşu yapıyor, koşuyor. Haşuş ediyor, evet. Böyle haşır. Ter suyu içinde kalıyor. Saatlerce koşuyor. Eve gidiyor, evde mantı, makarna, börek, çörek yiyor. Sonra tabii o verdiği kilonun 3 katını, 5 katını geri alıyor. Mantı, makarnayı da ekmekle yiyor. Dedim ki böyle zayıflama mı olur? Yani akşam mantı, makarna, börek, çörek yemeyeceksin. Zayıflamak istiyorsan ekmek yemeyeceksin. Zayıflamak isteyen kişi mantı, makarna, börek, çörek, ekmek yemeyecek. Yani biraz dikkat edecek. Dikkat etmezse bir anlamı yok. Fakat burada ne yapıyor? Artık normal beslense bile kişi. Hı hı. Yani beslenmesinden herhangi bir şekilde taviz vermese, standart beslenmesine devam etse, Garcia Forte ne yapıyor? Garcia yağ dönüşümü engelliyor. Evet. Çünkü yağ dönüşümü sağlayan enzimi frenliyor. Bu nedir? Kökten çözüm. Obezitede. Ben bununla ilgili yıllarca çalışma yaptım. Gökçek diyet zayıflatır. Funda Forte burada. Kuşkonmaz Forte, Funda Forte, Maydanoz Forte. Yıllardır çalışıyorum bu konuda. Ürettik. Bunların hepsi etkili. Çok güzel, mükemmel. Fakat en mükemmeli obezitede Gökçek diyetten, Funda Forte'den, Kuşkonmaz Forte'den, Maydanoz Forte'den 10 kat daha etkili. Neden? Çünkü bu problemi kökten çözüyor. Nasıl çözüyor? Asetil koenzim. Enzimi frenliyor. Şekeri yağa dönüştüren enzimi. Vatandaş et yemiyor ama her tarafı şişiyor. Kilo oluyor. Balık et. Böyle balık ne derler? Balık etti. Balık etti. Her tarafı yağ. Ne olur? Hocam yayınımızın sonuna geldik. Garcinia ile ilgili toparlarsak. Garcinia kimyasal, bu kimyasal madde içermez. Evet. Yani piyasadaki maalesef bazıları doğal diyerek kimyasal madde katıyor, tehlikeli. Allah korusun. İçinde bu tür ürünler üretenler dikkat etmeli. İnsan sağlığıyla oynamamalı. İçinde zibütramin katıyorlar. Ölüme sebep olabilir. Onun için bizim üretmiş olduğumuz ürün tamamen %100 doğal. İsteyen istediği laboratuvara gönderip test yaptırabilir. O zaman hocam araştırmalarına artı, da dikkat bu konuda klinik araştırması var. Belge var. Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Çin, Avustralya'da yüzlerce klinik araştırması var. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz, siz de çok dikkatli olun. Alırken araştırarak alın. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.